Herkese merhabalar. Kampüs kanalında birlikteyiz. Bugün hücre döngüsü ve mitozdan bahsedeceğiz. Hücre döngüsünde hangi olaylar meydana geliyor? Mitoz ne demektir? Döngü içerisinde gerçekleşirken neler olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii bir içeriğimiz olacak öncelikli olarak maddeler halinde anlatacağız. Önce hücre döngüsünün basamaklarından, bu döngünün ne demek olduğundan bahsedeceğiz. Daha sonra hücre döngüsünün evrelerinden bahsedeceğiz. En sonunda hücre döngüsünün kontrolünü söyleyip 3 maddede bitirmiş olacağız. Daha önceki yıllarda çıkmış bir ÖSYM tarzı sorunun çok 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 benzeri bir soruyu da videonun sonunda çözebilecek kıvama gelmiş olacağız gençler. Dediğim gibi birinci madde hücre döngüsü olacak. Hücre döngüsü dediğimiz zaman tüm canlıların hücrelerden meydana geldiğini zaten öğrenmiştik. Hücre teorisi diye bir teoriden meydana gelmiştik. Tüm canlılar bir veya birden fazla hücrenin bir araya gelmesiyle meydana geliyorlardı. Hücre canlının temel yapısal ve işlevsel birimiydi. Canlının devamlılığı içinde, canlılığın devamlılığı içinde yeni hücrelerin oluşması gerekiyordu. Tüm canlılarda mutlaka genetik materyal bulunacaktı. DNA dediğimiz yapıdan bahsediyoruz. Yavru döllere aktarılacaktı ve hücreler mutlaka bir önceki hücrenin bölünmesiyle meydana geliyorlardı. Yani yoktan var olmazdı. Bir hücrenin bölünmesiyle diğer hücreler meydana gelmiş oluyordu. Gençler, şimdi hücre döngüsü dediğimiz olaya bakmadan önce hücre bölünmesinden bahsedeceğiz aslında bu bölümde. Hücreler neden bölünüyorlar? Onu anlamamız gerekiyor. Şimdi hücreler büyüyorlar. Hücreler büyüdüğü zaman hacim bölü yüzey oranları bozuluyor. Şimdi bunlar böyle küp şeklindeler ya. Hücre büyüdüğü zaman büyüyor, 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 büyüyor. büyüyor. Hacmi artıyor. E hacim neyle artıyor? Reküple. E bunun büyüdüğü zaman yüzey alanı da artıyor ama yüzey alanı R kareyle artıyor. O yüzden hacim bölü yüzey oranı bozuluyor. Bozulduğu için de madde alışverişliklerinde aksaklıklar meydana geliyor. Madde alışverişi zorlaşır diyeyim mesela. Bu sebeplerden dolayı hücre bölünmek zorunda kalıyor. Normalde çekirdeğin belli bir kontrol alanı vardı. Bu kontrol alanı bozulmuş oluyor. Sitoplazma çekirdek oranı da haliyle bozulduğu için hücreler bölünmek zorunda kalıyorlar gençler. Hücre bölünmesiyle ilgili yapılan deneyler var. Bu deneyler üzerinden de yoruma dayalı sorular çıkıyor. Hemen bir bakalım. Şimdi amibe almışlar. Amiple ilgili hücre bölünmesini nasıl gerçekleştiriyor? Hangi olaylar olursa neler meydana geliyor diye bir çalışma yapmışlar. Şimdi birinci deney bizim için kontrol grubu. Kontrol grubu ne demekti? Hiçbir değişiklik yapmadım. Olduğu gibi bıraktım. Bakıyorum ne? olacak diye. Kontrol grubu amibi bırakıyorlar. Amipler tabii ki belli bir büyüklüğe ulaşıyorlar. Belli bir büyüklüğe ulaştığı zaman bölünüyorlar. Daha sonra bu da büyüyor. Belli bir büyüklüğe ulaşıyor. Bu da büyüyor. Belli bir büyüklüğe ulaşıyor. Ulaştıkça bölünüyorlar. Ulaştıkça bölünüyorlar. Sonra tutmuşlar ikinci bir deney yapmışlar. İkinci deneylerinde ise bölünme büyüklüğüne yaklaşmış bir amipi kullanmışlar. Bak ulaşmış değil yaklaşmış. Bölünme büyüklüğüne yaklaşmış amibin sitoplazmasından bir parça kesmişler. Sitoplazmasından parça kestikleri zaman çekirdek bulunmayan kısım ölmüş. He, demek ki çekirdeğin yaşamsal faaliyetlerle ilgili bir durumu var. Bunun ortaya çıkmış. Bölünme büyüklüğüne yaklaşmış amip ise bölünmemiş. Yani bölünmezler. Bölünmeden durmuş. Demek ki sitoplazmasından parça azalınca bölünmesine gerek kalmıyor. Sitoplazmanın belli bir büyüklüğe ulaşması lazım ki bölünebilsin. Üçüncü deneyde aslında bu dediğimiz tam sonucu ulaşmışlar. Bölünme büyüklüğüne ulaşmış bir amiba almışlar. Bak bölünme büyüklüğüne ulaşmış ne demek? Artık ona bölünme emri verilmiş demek. Bunun sitoplazmasından bir parçayı kesmişler. Kesilen parça yine ne olmuş? Ölmüş. Ama artık normal şartlarda parça kestiğimiz zaman bölünmüyordu. Çünkü bu bölünme büyüklüğüne yaklaşmıştı. Burada ise ulaşmış. Bölünme emri alan hücreler haliyle bölünmüşler. Bölünerek Birey sayısını arttırmışlar. Tutmuşlar dördüncü bir deney yapmışlar. Dördüncü deneyde ise şuna bakmışlar. Bölünme büyüklüğüne yaklaşmış bir amiba almışlar. Bölünme büyüklüğüne yaklaştığı zaman normalde bir tık daha büyüyecekti. Sonra bölünmesi gerekiyordu. Tutmuşlar buna çekirdek aktarımı yapmışlar. Çekirdek aktarımı yaptıkları zaman normalde bölünme büyüklüğüne ulaşması gerekirdi ya... Daha çok stoplazması olmuş fakat bölünmemiş. Buradan da şunu açığa çıkartmışlar. Demek ki çekirdeğin etki alanı kısıtlı. Sen tutup da buna ikinci bir çekirdek verdiğin zaman hücre normalden daha fazla büyüyebiliyor. Bölünmeden de durabiliyor. Haliyle buna dayalı da sonuçlar vermişler. Belli bir büyüklükte tutulan amipte bölünme gerçekleşmez. Sitoplazmasından devamlı bir miktar kesersen o hücre hiç bölünmez bölünme emri alan sitoplazması azaltılsa bile ne yapmıştı? Bölünmüştü. Demek ki emri aldıktan sonra sitoplazmayı azaltmanın bir anlamı yok. Üçüncüsüne baktığımız zaman da aslında dördüncü deneyden çıkartmıştık. Çekirdeğin etki alanı kısıtlı oluyordu gençler. İkinci bir çekirdek koyduğumuz zaman daha da büyümesi gerçekleşebiliyordu. Gelelim asıl konumuza yani hücre döngüsü dediğimiz olaya. Bu gösterimi de çok karşımıza çıkıyor. Bu gösterimi de çok karşımıza çıkıyor. O yüzden ikisini de vereyim dedim. Hücre döngüsü dediğimiz dediğimiz zaman aslında hücrenin hayatından bahsediyoruz. Ne demek hayatı? Ben doğdum, ben ölünceye kadar başımdan geçen olayların hepsi birden benim hayatım. Bir hücre bölündü, yeni bir hücre oluştu. Ta ki bu hücre bölününceye kadar meydana gelen olayların tamamı birden onun hayatı oluyor. Şurada yeni bir hücre oluşmuştu. Hücre oluştuktan sonra çekirdek bölünmesini ve sitoplazma bölünmesini gerçekleştirinceye kadar geçen evre onun için interfaz evresi olacak. Interfaz evresinden sonra mitotik evre dediğimiz bir evremiz gelecek. Mitotik evreyi de kendi içinde mitoz ve sitokinez olmak üzere ikiye ayıracağız. Mitoz dediği şey aslında çekirdeğin bölünmesidir. Profesör Metin anası telefon profaz, metafaz, anafaz, telefaz diye kodluyorduk. Bir de sitokinez yani sitoplazma bölünmesi dediğimiz bir olaydan bahsedeceğiz. He, o zaman buradan bir sonuç çıkarttım yine hücre bölünmesi dediğin şey hücre döngüsünün bir parçası. Yani bölünme hücrenin hayatında gerçekleşen bir evreden başka bir şey değil gençler diyebiliriz. Tabii ki bu evreleri açacağız ama öncelikli olarak mantığını anlamamız gerekiyor. Mantığını anlamadan önce de bir kromozomlardan bahsedeyim size. Şu şekli de şöyle sabit bir yere koyayım. Birazdan bir daha çekeceğim. Şimdi bizim ökaryot hücreleri düşündüğümüz zaman kromozom dediğimiz bir kelimeden devamlı olarak bahsediyoruz diyoruz. Diyoruz ki kromozomlar var işte 46 kromozomludur insanlar kromozom sayısına fazlalığı veya eksikliği hastalıkların oluşmasına sebep olur. Sağlıklı tüm bireylerde tür içerisinde kromozom sayısı sabittir. Ama bu kromozom dediğimiz şey aslında ne? Bizim nükleotitlerimiz var. Bunlar işte adenin nükleotidi, timin nükleotidi, guanin nükleotidi. Bunlardan yüzlercesi bir araya geldiği zaman genlerimizi meydana getiriyor. Genler bir araya geldiği zaman DNA'yı meydana getiriyor. DNA'nın etrafını protein bir kılıf sardığı zaman da kromatin adını verdiğimiz yapı meydana geliyor. Yani DNA'nın etrafını bir protein kapladı. Artık bizim kromatin iplik adını verdiğimiz şeyler var. Kromatin ipliklerimiz de şöyle düşün bu kromatin iplikleri. Hücre bölünmesi zamanı Anında eşlenerek kromozomlara dönüşüyorlar. Yani atıyorum seni şurada gözünle ilgili bir genim vardı. Şurada saçınla ilgili bir genim vardı. Burada pankreas büyüklüğünle ilgili bir genim vardı. Burada bilmem nenle ilgili bir genim vardı senin bu şifren hücre bölünmesi olacağı zaman kromatin ipliğin eşleniyor. Yani birebir bunun kopyasını yapıyor. Şuraya da gözle ilgili aynı gen geliyor, saçla ilgili aynı gen geliyor, pankreasla ilgili aynı gen, bilmem nerenle ilgili aynı X geni geliyor. Yani şununla bu birbirinin fotokopisi, kendini eşlemesi sonucunda meydana geliyor. Daha sonra bu kromatin iplik kısalıp kalınlaşıyor. Kısalıp kalınlaşmayla da kastettiğimiz şey aslında bu iplikte katlanma dediğimiz durum söz konusu oluyor. Aynı mantıkla bunun fotokopisi olan kısım da katlanıyor. Şöyle bir görüntü söz konusu oluyor. Biz bunu kısadan nasıl gösteriyoruz? Şöyle bir gösterim yapıyoruz. Kromozom dediğimiz olaydan bahsediyoruz. Aslında kromozom dediğin şey senin kromatininin katlanmasıyla oluşan bir şey. Hatta buradan şunu da bileceksin ki genetik sorularında da çok işimize yarayacak. Şununla bu birbirinin fotokopisi. Yani bir hücre bölünmediği zaman ben kromozomundan bahsedemem. Normal şartlarda senin hücrem bölünmüyorsa onun içinde kromozomları göremem. Ne zaman ki hücrem bölünmeye başlıyor o zaman içerisinde kromozom adın verilen yapılar oluşmaya başlıyor. Yoksa senin hücren şu çekirdeğin bu sanki parmağının arasında bir ipliği sıkıştırmışsın gibi görünen bir kromatin ipliğin var. İçeride 46 kromozomu bölünmediği sürece saymam mümkün değil. Ne olur bunu karıştırmayın diyeyim gençler. Üstüne de tekrardan bahsedeceğim. Bazen bunları küçükten büyüye büyükten küçüğe dizmeniz de isteyebiliyor. O zaman da kedi geni diye aklınızda tutabilirsiniz. Yani nükleotitler var. Adenin, nükleotit, guanin, sitozin, timin nükleotitleri. Bunlardan binlercesi bir araya geldiği zaman anlamlı bir şey oluyorlar. Artık gene dönüşüyorlar. Genlerin tamamı bir araya geldiği zaman DNA, DNA'lar da etrafını protein bir kılıf sardığı zaman kromatin iplik adını verdiğimiz yapılar oluşuyor. Şuradan da göstereyim bu senin DNA'ndı. DNA'nın etrafında proteinler oluşmaya başladı. DNA'nın etrafını proteinler aldığı zaman artık bu senin kromatin ipliğin. Kromatin ipliğinde şöyle katlanıp katlandığı zaman kromozom adını verilen yapıları meydana getirmiş oluyor. Yine şuradan da tekrardan bir göstereceğim size. Şimdi normal şartlarda senin atıyorum kahverengi gözgenin var. Kahverengi gözgenin büyük A olsun. Mavi gözgenine de sahipsin sen diyelim. Küçük A olsun. Aynı zamanda kıvırcık saç genine sahipsin. Büyük B olsun. Aynı zamanda düz saç genine de sahipsin. O da küçük B olsun. Bunlar senin homolog kromozom adını verdiğimiz yapılar. Yani senin atıyorum kahverengi gözgeninle şurası da mavi gözgenini bulunduruyor. Burası senin kıvırcık saç genin yani büyük B. Şurada da senin düz saç genin küçük ben olsun. Eğer hücre bölünmesi gerçekleşecekse bunlar eşleniyor. Bunlar eşlendiği zaman yani kıvırcık saç geninden şurada da var, burada da var. Ee, özür diliyorum, kahverengi göz geninden şurada da var, burada da var. Kıvırcık saç geninden burada da var, burada da var. Aynı mantıkla mavi göz geni burada da var, burada da var. Düz saç geni ise şurada da var, şurada da var. Yani sen bunlardan çiftleri yaptın. Daha sonra bunlar üst üste katlandığı zaman bu yapı meydana geliyor. Yani şu rası ile şurası birbirinin fotokopisi biz pratik olarak şöyle şöyle gösteriyoruz ya aslında doğru gösterim yapmıyoruz. Şöyle göstermemiz gerekiyor. Çizim kolaylığı olsun diye öyle gösteriyoruz. Mantığını anlayın istiyorum. Bu bir kromozom. Kromozomların birbirine bağlandığı tutunduğu bölgelere sentromer ismini veriyoruz. Sentromerlerde kinetekor adını verdiğimiz bölgeler olacak. Kinetekorlar protein yapılı. Kinetekorların da iyi ipliklerinin tutunduğu bölgeleri var. Bunlar birbirinin nesiymiş fotokopisi yani kardeş kromotitleri. Yani demek istiyorum ki senin buradaki kahverengi gözgeninle kıvırcık saç genin burada da aynı kahverengi gözgeninle kıvırcık saç genin var. Bundan bir tane daha yapıyorsun onda da e, işte düz saç şey, e, mavi göz geniyle şey mavi gözgeniyle düz saç genine taşıyorsun. Hemen bunları açacağım. Mayozla biraz daha karıştırdığınızı biliyorum. Hücre döngüsünün bir de süresinden bahsedelim. Hücre döngüsü hücrenin hayatıydı ya. Hücre döngüsünün süresi canlıdan canlıya da değişkenlik gösteriyor. Onu yazmış olayım. Yani hocam bir hücre döngüsü ne kadar sürer? Hücreler ne kadar sürede bir hayatları sonlanır? Net bir rakam vermek mümkün değil. Çünkü hücre döngüsünün süresi dediğim gibi hücreden hücreye, canlıdan canlıya değişkenlik gösterebiliyor. Normal şartlarda bakterileri ortama bırak Yemeğini verdin, suyunu verdin, alanını kısıtlamadın. 20 dakikada bir bölünebiliyorlar. Ama bir bakterinin 20 dakikada bir bölünmesi demek birkaç gün içerisinde ortalığı bakteri kaplaması anlamına gelirdi. Yemek bulamıyorlar, ev sıkıntısı yaşıyorlar, yaşam alanları daralıyor. Bu yüzden bunlar bunların bölünmesini daraltıyor. Epitel hücreleri vücudumun iç ve dış yüzeyini örten hücrelerdir. Çok hızlı bölünürler 8 saatte bir. Maya mantarları 90 dakikada bir bölünüyor. Embriyonik hücreler hücre döngüsünü özel şekilde yaşayan hücrelerdir. Böyle uzun uzun interfaz yaşamazlar. DNA'larını eşler çekirdeğini böler. DNA'larını eşler çekirdeğini böler embriyonik hücreler. Onlar 30 dakikada bir bölüne biliyorlar gençler. Şimdi geldik ikinci maddeye aslında hücre döngüsünün evrelerinden bahsedecektik. Hücre döngüsünün evreleri dediğimiz zaman da interfaz ve mitotik evre diye iki tane evre olduğundan bahsetmiştim. Interfaz bizim için hazırlık evresidir. G1S ve G2 basamaklarından meydana gelecek. Mitotik evre dediğimiz zaman ise bir çekirdeğin bölündüğü mitozdan bir de sitoplazmanın bölündüğü sitokinezden bahsedeceğiz. Aslında aklımızda da sıralamasını tutabilmemiz için inter profesör metenin anası telefon satacak mı şeklinde kodlamamız mümkün çünkü basamakların soruları bunların üzerinden gelecek ama biz doğrusunu da öğrenmiş olalım. Hücre döngüsü hücrenin hayatı demek. İnterfaz hazırlık evresi ki bazı hücrelerinin %90'ı hayatının interfazda geçebiliyor. Bunun içinde de G1S, G2 evreleri var. En can alıcı DNA işlenmesinin gerçekleştiği evre S olacak. Mitotik evreye geldiğimiz zaman da bir çekirdeğini böleceksin. Karyokinez yani mitoz dediğimiz evremiz var. Onun basamakları var. Bir de sitokinez yani sitoplazma bölünmesi var. Şimdi bir de tablonun üstünden göstereyim. Demek ki en uzun evre bizim için interfaz evresiymiş. G1S ve G2 evrelerinden meydana geliyor. Bir de mitotik evre dediğimiz evremiz var. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz mitozun kendi içinde sitokinez ise sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği başlı başına bir evreydi. İnterfaz evresine geldik. İnterfaz evresi hücre döngüsünün en uzun evresi dediğimiz gibi hücrenin hacmi ne yapacak? Artacak. Yani hücrenin bölünmeye hazırlandığı evrede metabolik faaliyetler hızlanır. Organel sayısı artar, DNA eşlenmesi gerçekleşir. Sonra interfaz evresini kendi içinde G1 S ve G2 olmak üzere evrelere ayırmıştık. G1 ve G2 evresine 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri yazabilmem mümkün. G1 ve G2 evresi hücrenin hazırlık yaptığı, organel sayısı artar, metabolik aktiviteler artar, enzim sentezi artar diyebileceğimiz evre. Bizim için en can alıcı evrenin hangisi olması lazım? S evresi adını verdiğimiz evrenin. Çünkü S evresi dediğimiz zaman DNA eşlenmesinin gerçekleştiği evre S evresi olmuş olacak. Bunu özellikle unutmuyorsunuz. Bunun haricinde şöyle hemen dipnot olarak açayım. Özel durumlarımız da söz konusu olacak. Bazı hücrelerimiz hücre döngüsünden sonra G1'den sonra G0 adını verdiğimiz durgunluk evresine girecekler. Yani bu hücrelerinin hücre döngüsü içerisinde hücre bölünmesi olayı söz konusu olmayacak. Mesela vücudumuzda en özelleşmiş hücrelerimiz hangileridir? Sinir hücrelerimizdir. Yeni bulunan çalışmalara göre beyinde bulunan bazı sinir hücrelerinin bölünme yeteneği varmış. Bunların büyüklükleri ve sayıları zaman içerisinde artıyormuş ama vücudumuzun çok büyük bir kısmındaki sinir hücrelerinin bölünme yeteneği yok. Embriyonik dönemdeyken bölünebiliyorlardı ama ben doğduktan sonra bölünme yetilerini kaybeden hücrelerden bahsediyoruz. Aynı mantıkta çizgili kas hücrelerimizin de bölünme yeteneği yoktur. Bunları da arada ufak ufak aklımıza geldikçe söyleyeceğiz. Geldik mitotik evreye. Mitotik evre dediğimiz zaman yavaştan artık çekirdek bölünmesine hazırlandığımız evreden bahsediyoruz. Profa öncesi ve profaz sonrası gibi gruplandırabilirsin. Profazda can alıcı kelimeler var. Çok karşımıza çıkacak. Kromatin iplikler kısalıp katlanarak neye dönüşecekler? Kromozom adını verdiğimiz yapılara dönüşecekler. Aynı zamanda çekirdekçik kaybolacak çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum parçalanacaklar. Hücre bölünmesi tamamlandıktan sonra oluşacaklar. Mitotik i ipliklerinin oluştuğu evrede yine bizim için profaz evresidir. Hatta telefazda profazın tersi gerçekleşecek diyeceğiz. Şöyle de hayal edebilirsin burası çekirdekti. Şurası da endoplazmik retikulum adını verdiğimiz organeldi. Hücre bölünmesi sırasında endoplazmik retikulum da ortadan kalkacak. Hani endoplazmik retikulum hücrenin iskeleti gibi görev yapıyor mekanik etkilere karşı hücreyi koruyordu ya bölünmeye de sıkıntı yaratacağı için hücre bölünmesi sırasında ortadan kaldırılacak tekrar bölünme tamamlanınca geriye gelecek gençler. Geldik metafaza. Metafaz dediğimiz zaman kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizildiği evre. Neye tutunacaklar? İyi ipliklerine neresinden? Sentromerlerinde bulunan kinetik korlarından tutunacaklar. Bizim kromozomları en net görebildiğimiz safhada metafaz safhası olacak. Hemen onu da yazmış olayım. Hatta bu hücrenin üzerinden konuşalım. Şimdi soruda karşıma çıktı. Aşağıda verilen hücre mitoz bölünme yapmaktadır diye bana verdi. Mitoz bölünme yaptığına göre ben tüm kromozomları da hücrenin ekvator düzleminde gördüğüme göre kendim yapıştırdım metafaz. Sonra kromozom sayısını bilmek istiyorsam direkt sayabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 eşittir 6 kromozomlu bir canlının mitozunun metafazından bahsediyoruz demektir. Aynı mantıkla anafaza da bakalım. Anafaz dediğimiz zaman kardeş kromatitler artık birbirinden ayrılıp zıt kutuplara doğru hareket edecekler. Şu i iplikleri kısalmaya başlayacak. İ iplikleri kısalınca kromozomların kardeş kromatitlerinden birbirinden ayırıp çekmeye başlayacaklar. Böylelikle ayrılacaklar. Artık bu tekli yapılara da kromozom ismini verebiliyoruz. Ya şöyle yaparsın. Dersin ki artık ayrılmaya başladılar. Bunların da adı kromozom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane var. E bunlar bir zamanlar bir aradaydı. Demek ki 2 yani eşittir 6'nın bu ana fazı. Ya da şöyle bütün bütün de sayabilirsin. Öyle de işlemi yapabilirsin. Artık şu ayrılanlara da kromozom olarak isimlendireceğiz çünkü. E, telefazda gerçekleştikten sonra. Şöyle de telefazından bahsedelim. Telefazda artık sitoplazma bölünmesine hazırlanıyorsun. Sitoplazma bölünmesine hazırlandığına göre bir kere hücre zarının uzamaya başlaması gerekiyor. Profazın tersi gibi de düşünebilirsin. Artık kromozomların incelip uzayarak neye dönüşecekler? Kromatin ipliğe yeniden dönüşecekler. Çekirdek zarı endoplazmik retikulum yeniden oluşacak. Çekirdekçik adını verdiğimiz yapı da yeniden oluşacak. Böylelikle senin bir tane hücrem var telefazda ama iki adet çekirdeğe sahip olacak. Kime geldik artık? Stokinez'e. Stokinez Genellikle de telofazlı eş zamanlı olarak başlıyor. Yani telefazla eş zamanlı başlar diyeyim. Eş zamanlı. Bir hücreden iki tane yavru hücre oluşmaya başlayacak. Şuraya baktığın zaman bu bizim hücremizde telafaz safhasındaydı. Daha sonra sitoplazma iyice boğumlanacak. Hop boğumlanma tamamlandığı zaman birden iki tane hücre meydana gelmiş olacak. Zaten mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki tane hücre meydana gelirdi. Eğer hayvansal bir hücre ise boğumlanma yaparak bitkisel hücreler ise ara lamel ya da ara çeper dediğimiz yapıları oluşturarak bölünmelerini tamamlamış olacaklar. Bize sorularda karşımıza ne çıkacak? Bitki ve hayvanların mitozunun farkı çok fazla derecede çıkacak sorularda iki tane önemli fark var. Şimdi bunlardan bir bahsetmek istiyorum. Aslında buraya yazdıklarım önemli dipnotları olacak. Birincisi iyi ipliklerinin üretim yeri birbirinden farklı olacak. Şimdi hayvansal hücrelere baktığın zaman hayvansal hücrelerde sentrozom adı verilen bir organel var. Sentrozom organeli gelişmiş yapılı bitkilerde yok. Onlar nasıl iyi ipliği üretecekler? Şimdi sentrozom dediğin şey aslında mikrotübül adını verdiğimiz iplikler vardı. Bunlar üçlü üçlü balyalar yapıyorlardı. Dokuz tane üçlü balya bir araya geliyordu. İşte 27'lik bir dilim yapıyordu. Şu oluşan yapıya sent ol ismini vereceğiz. Şu içerideki her bir iplik ise mikro tübül adını verdiğimiz proteinlerde. Bu sentriollerden bir tane de buraya geldiği zaman iki sentriol bir araya geldiği zaman sentrozom organelini meydana getiriyordu. Hayvansal hücrelerde sentrozom organeli iyi ipliklerini oluşturur. Ama iç mantığa bakarsan aslında bu ipliklerinin oluşmasını sağlayan mikro mikrotübül değil mi? Bitkisel hücrelerde ise sitoplazmada bulunan mikrotübüller sayesinde iyi iplikleri oluşturulacak. Yani yıldız 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 karıştırmıyorsun. Bitkisel hücrelerde de iyi ipliği oluşur. Hayvansal hücrelerde de iyi ipliği oluşur. Hayvansal hücrelerde sentrozom, bitkisel hücrelerde sitoplazma tarafından. Ama aslında ikisinde de iş yapan mikrotübüllerdir. İçeridekilerdir. Stokinezin olma şekli de çok fazla karşımıza çıkacak. Hayvansal hücrelerin çeperi yok. Gayet bunlar boğumlanma yaparak bir hücreden iki tane hücre meydana gelebilecek. Ama bitkisel hücrelerde hücre zarının dışında bir de hücre çeperi var. Çeperi olanlar boğumlanma yaparak stokinezi yapamazlar. Çünkü çeper sabit bir yapıya sahiptir. Boğumlanamaz. O yüzden de bunlar buralara golgiler gelecek. Burada selülozlardan bir kese ler patlatacaklar. Selloz keselerden lifler oluşturacaklar. Şurada ara lemel içten dışa doğru ara çeper dediğimiz yapıyı meydana getirecekler. Böylelikle bir hücreden iki hücre oluşmuş olacak. Ara lemel diye de yazar. Ara çeper diye de yazar. Bu iki tane farkla bir sürü bir sürü soru karşınıza çıkacak. Hepsini toplamış olalım. Bitkiler üzerinde göstermiş olalım. Şimdi profaza baktığımız zaman profazın bir öncesi bir sonrası vardı. Profaz öncesinde gayet kromatin iplikler halinde neler bunlar çekirdeğimiz var profazın içerisinde çekirdek zarı erimeye başlayacak kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak neye dönüşecekler kromozom adı verilen yapıya çekirdekçik ortadan kaybolacak bizim e, endoplazmik retikulum da ortadan kaybolacak metafaza baktın kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizildi anafaza baktın kromozomun yapısındaki o kardeş kromotitler Şunların ikisi birbiriyle kardeşti ya. Kardeş kromotitler zıt kutuplara doğru çekilmeye başladı. Yani şöyle düşüneceksin. Böyle bunun yarısı yukarıya gitti, şu yarısı da aşağıya gitti gibi düşünmeyeceksin. Mor parça buraya gitti şu turuncumsu renkle yazdığım parça da buraya da kaldı. Bu ikisi birbirinin fotokopisi olduğu için şuradaki genetik yapıyla buradaki genetik yapı birebir aynı. Mitozda genetik yapı oluşmamasının sebebi zaten bu olaydan kaynaklanıyor. Dediğim gibi gösterim yanlışına düşmeyin. Şu yukarıya gidiyor. Şurası da aşağıya gidiyor değil. Mor olan yukarıya gidiyor. Pembe olan aşağıya gidiyor. Zaten bu ikisi birbirinin fotokopisiydi. Telefoza geldiğimiz zaman zaman yavaştan stokineze hazırlanmaya başladık. Uzama meydana geldi. Ara çeperde oluşturuyorsun. Profazın tersi. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başladı. Çekirdekçik yeniden meydana geldi. Stokinezde çeperi iyice 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 oluşturdum. Bir hücreden iki tane hücre meydana gelmiş oldu. En son özette hepsinin özelliklerini vereceğim. Biz gayet güzel anlattık. Dedik ki işte şöyle evreler var, böyle evreler var, böyle olaylar gerçekleşiyor. Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde de tepkimeleri gerçekleştirdiğimiz zaman hücreler bölünüyor. Ama hücre döngüsünün bölünmesinin tabii ki kontrol noktaları var. Bizim anlattığımız kadar olaylar basit bir şekilde gerçekleşmiyor. Hücre döngüsünün kontrolü nasıl gerçekleşiyor? Hücre döngüsünün kontrolünde dur ve devam et sinyalleri veren bazı protein protein yapılar var. Artık isimlerini bilmemize gerek yok. Bunlar bazen bölünmenin durmasını, bazen de devam etmesi için sinyaller oluşturuyorlar. Üç tane kontrol noktam var. G1 kontrol noktası, G2 kontrol noktası, M kontrol noktası. Aslında iş isminden de çıkıyor. Şöyle bir baktım. G1 kontrol noktası dediğimiz zaman bu interfazın en başındaki evre değil miydi G1? Interfazın en başındaki evreden sonra ne geliyordu? S evresi. Yani DNA işlenmesinin gerçekleştiği evre. Bir hücrede DNA eşlenmesi gerçekleştiyse o hücre mutlaka bölünecek demektir. Yani Aşağıda verilenlerden hangisi hücrenin kesin olarak bölüneceğini gösterir? Organel sayısının artması, metabolizma hızının artması, DNA eşlenmesinin gerçekleşmesi. C. Mutlaka DNA eşlendiyse o hücre bölünecek demektir. G1 kontrol noktasında da bölünmeye ihtiyaç var mı? Artık sıkıntılar yaşanıyor mu? Çekirdek sitoplazma oranı bozuldu mu? Madde alışverişinde aksaklıklar var mı? Bunlar kontrol edilir. G1 kontrol noktasından sonra eğer uygun görüldü denildi ki bölünme için gerekli bölünmenin gerçekleşmesi gerekiyor hangi evre gelecek S S de DNA'nı eşledin. Tamam buradan hangi kontrol noktasına geçiyormuşsun? G2 kontrol noktasına. G2 kontrol noktasına neyi kontrol ediyor olabilirsin? Kime eşledin DNA'yı? Eğer DNA'nın eşlenmesinde bir sıkıntı, bir hata, bir problem varsa... ...senin bundan sonraki olacak hücrelerinin tamamı birden problemli olacak demektir. O yüzden G2 kontrol noktasında da DNA'nın eşlenmesinin doğru olup olmadığına bakılır. Eğer eşlenmede sıkıntı varsa bölünme durdurulur. Eşlenmede sıkıntı yoksa devam et sinyali verilir ve bölünme devam edilir. M kontrol noktası da aslında metafazdır. Metafazda ne yapıyordun? Sen kromozomlarını hücrenin ekvator düzlemine diziyordun. Bunların iyi ipliklerine tutunmasını sağlıyordun. M kontrol noktasında tüm kromozomlar iyi ipliklerine tutundu mu bu kontrol ediliyor. Eğer senin 46 tane kromozomun var ya 45 tanesi tutundu bir tanesi tutunmadı. Metafazdan sonra ne gelecek? Anafaz. O zaman sen bu 45 tanesini düzgün böleceksin. 46 tutunmayan ya bu tarafta kalacak ya bu tarafta kalacak. Yani bir hücrede kocaman bir kromozom ya fazla olacak, diğerinde ise eksik olacak. M kontrol noktasında ise tüm kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilip dizilmediği, i ipliğine tutulup tutulmadığı kontrol edilir. Bu işlemler gerçekleştirerek böyle hücre döngüsü kontrol ediliyor. Normal şartlarda bir tane hücreyi bir ortama bırakıyorlar. Bıraktıkları zaman yeterli düzeyde de besin verilirse hücreler bölünmeye başlıyorlar. Hücreler bölünüyorlar, bölünüyorlar, bölünüyorlar. Bakıyorlar şurada bir doku var, şurada bir kap var. Burada kap olarak göstermiş de bir doku var. Bölünmeyi durduruyorlar. Üst kata doğru bölünme gerçekleştirmiyorlar ama bazen hücre döngüsünün kontrolü bozulabiliyor. Hücre döngüsünün kontrolü bozulursa dur ve devam et sinyallerini algılamıyorlar. Bu sinyalleri kafalarına takmadıkları için sınırsız şekilde bölünmeye başlıyorlar. Bu dur sınırsız şekilde bölünmeleri ise kanser dediğimiz durumun oluşmasına sebep oluyor. Biliyorsunuz ÖSYM son zamanlarda çok fazla derecede yoruma do, do, e, dayalı, e, böyle bizim sözel bilmemiz gereken sorular üzerinden de çok fazla sorular soruyor. O yüzden burada bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi hücre döngüsünün bahsettiğimiz bu kontrolünü bozan olaylar meydana gelebilir. Neler mesela? X ışınları, kimyasal maddeler, bazı virüsler, radyasyonlar. Bunlar hücre döngüsünün kontrolünü bozabilir. Hücre döngüsünün kontrolü bozulursa ne olur? Benim vücudumda X proteinini üret diyorum. Buradaki hücre sallamıyor beni, o proteini üretmiyor. Bu hormonu üret diyorum, üretmiyor. Senin artık benim işime yaramıyorsun diyorum. Öl emri veriyorum, ölmüyor. Benim besin ve oksijenimi tüketmeye devam ediyor. Öl emrimi dinlemiyor. Vücudumda sözümü dinlemeyen bir hücre kümesi meydana geliyor. Bu hücre kümesi meydana geldiği zaman 100, 200, 500 tane hücreyken fark edilmeyebilir ama çok büyük bir dokuya dönüştüyse artık e, diğer Hücrelerin iş yapmasını engelliyorsa, dokuların iş yapmasını engelliyorsa o zaman kötü huylu tümör dediğimiz tümör meydana gelebiliyor. İyi huylu kötü huylu ne demek? Eğer e, belli bir büyüklükte kalıyorsa, çok hızlı bir şekilde büyümüyorsa ona iyi huylu tümör diyorlar. E, bazı vücudumuzda oluşan böyle kitlelerin farkına bile varamıyoruz. Varmıyoruz diyeyim. Kötü huylu tümörler ise vücuda yayılması anlamına geliyor. Metastaz dediğimiz şey ise kanserli hücrelerin vücudun diğer kısımlarına yayılması aslında ee, en son nokta diyebileceğimiz kısım oluyor. Burada ne anlatmak istiyorum? Biraz kanserden bahsetmek istiyorum. Demek ki kanser dediğimiz şey benim vücudumda sözümü dinlemeyen sınırsız şekilde bölünen hücre kümesinin oluşması anlamına geliyor. Bizim bu durum ortaya çıktığı zaman yapılan şey ne? Birincisi gittik böyle bir kitlenin vücudumuzda olduğu tespit edilirse doktorların ilk yaptığı şey genellikle cerrahi operasyonlardır. Bizim maalesef ki günümüzde sadece kanserli hücreleri öldürecek, diğer hücrelere zarar vermeyecek bir ilacımız yok. Doktor şu mantığı gidiyor. Eğer diyor bu dokudaki ben bu... iş sözü dinlemeyen hücrelerin tamamını buradan alırsam bu kişi normal şartlarda hayatına devam edecek diyor. Eğer alınabilecek bir dokudaysa ilk yapılan işlem bunu oradan almak oluyor. Mesela işte göğüs kanseri günümüzde çok fazla derecede görülüyor. Göğsüm olmasıyla hayatıma devam edebilirim. Rahim kanseri, yumurtalık kanseri gibi kanser türlerinde rahim yumurtalık alınabiliyor. Bunlar alındığı zaman benim çocuğum olmaz ama hayatıma devam edebilirim. Testisler için de aynı mantık geçerli. Ama her dokudan da olan kanser tekrardan oradan sökülüp alınamıyor. Mesela akciğer kanseri, kişinin akciğerini alacaksın yaşamına devam edebilecek diye bir durum tabii ki söz konusu değil. Bazen tahminlerden de farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Mesela işte duyuyoruz Diyor, diyorlar ki işte e, tümör alınsın diye operasyona girdi açmışlar bakmışlar geri kapatmışlar. Tümör o kadar çok dokuların arasına sinirlerin arasına yayılmış ki biz onu oradan toplarsak e, toplayamayız. Kişinin hayatı sonlanır deyip olduğu gibi geri kapatma durumları da söz konusu olabiliyor. Yani bu bilimle ilgilenen bilim dalı onkoloji bunun doktorları onkologlar ilk yapılan cerrahi müdahaledir bunun haricinde kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz yöntemler kullanılıyor kemoterapi aslında gidiyorsunuz size bir serum takıyorlar bu serumun içerisinde kanser öldürücü kimyasal bir ilaç var Dediğim gibi sadece kanserli hücreleri öldürsün diğer hücrelere dokunmasın tarzında spesifik bir ilacımız yok keşke olsa. Ama burada bir artı eksi mantığı geçerlidir. Doktor diyor ki kanserli hücrelerini öldürsün aynı zamanda sağlıklı hücrelerini de öldürsün. Sağlıklı hücreler nasıl olsa kendini yenileyecektir. O yüzden e, kemoterapi ve radyoterapi gören kişilerin saçları dökülür, kaşları dökülür. Bağışıklık sistemleri zayıflar onları böyle özel odalarda tutarlar. Yediğinin içtiğinin çok steril olmasını sağlayacak lar işte çok ziyaretçi yanına sokmazlar insanlar yanına maske takarak girerler benim kanserli hastanın yanına maske takarak girmemin sebebi kanserli hastadan bana bir şey geçeceği için değil benden ona bir şey geçmesin diye çünkü verilen ilaçlar onun sağlıklı hücrelerini yani bağışıklık sistemi hücrelerini de yok etti normalde bizim vücudumuza giren herhangi bir virüsü işte bir hafta grip olduk atlattık şeklinde sağlıklı bir insan geçirirken kanser tedavisi gören insanlarda bağışıklık sistemi zayıf olduğu için bu virüs çok farklı etkilere sebep olabilir. O yüzden onları çok steril tutmaya çalışıyorlar diyeyim. Radyoterapi denilen şey de o tümörün olduğu bölgeye radyoaktif ışınlar verilerek onun yok edilmeye çalışılması oluyor gençler. Sözel sorulara özellikle dikkat edelim. Dediğim gibi yine sözel sorular üstünden gideceğiz. Karyotip ve amniyosentez dediğimiz bir yöntem var. Kromozom dediğin şeyi sadece ne zaman görebiliyordun? Hücre bölünmesinin gerçekleştiği zaman görebiliyordun. Kromozomların en net görüldüğü evrede metafazdır. Bazen gebeliklerde çeşitli testler yapılıyor. Bu testler sonucunda e, annenin gebeliğinde kromozomla ilgili bazı bebekte kromozom bozuklukları sayısı fazlalığı, azlılığı, yapısı bozukluluğu olduğundan şüphelenilebiliniyor. Eğer böyle bir durumdan şüphelenilirse amniyosentez dediğimiz çalışma yapılıyor. O ne demek? Şimdi normal şartlarda kriminal bir yerden gelseler benim buradaki hücrelerimden burada bulunduğumu bunu bilebilirler. Çünkü vücudumun her yerinden hücreler döküldü buralara. Bebek de anne karnındayken bebeğin etrafında bulunan sıvıda bebeğe ait hücreler var. Bir özel enjeksiyon yöntemiyle bu amnion sıvısından bir parça doktor alıyor. Daha sonra aldığı bu parça sıvıdaki bebeğe ait hücreleri bilgisayar ortamında işte daha doğrusu bölünmeye teşvik ediyor. Bölünmeye teşvik ettiği zaman kromozomların en net görüldüğü evre hangisiydi? Metafaz. Metafaz evresinde durduruyor. Metafaz evresinde durdurduktan sonra fotoğraflarını çekiyor. Çektiği bu fotoğrafları bilgisayar ortamına aktarıyor. Daha sonra bu kromozomları saymaya başlıyorlar. Kromozomların fotoğrafının çekilip sayılması ise karyotiptir. Normal şartlarda ne olması lazım? 46 tane kromozomun burada bulunması lazım. Bakıyor XY olması lazımdı. XXY. Diyor ki 47 kromozomlu 2 tane X kromozomu fazla. Yani sizin çocuğunuzda genetik olarak şu me sıkıntı meydana geldi diyor. Veya işte atıyorum bakıyor X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük bir kromozomdur. Y kromozomu daha büyük X kromozomu daha küçükmüş. Sayısında problem yok ama yapısında problem plan var sizin çocuğunuza şöyle bir sıkıntı olacak denilen bir durumdur arkadaşlar. Amniyosentez ülkemizde de çok fazla derecede kullanılan bir yöntemdir ama günümüzde yurt dışında benim duyduğum kadarıyla kandan da bu yönteme bakılabiliyor. Anne karnından amniyosentez sıvısı alınırken tabii ki bir risk taşıyor. Annenin kanından bu duruma bakabilmek çok daha pratik bir yöntem olacaktır. Dediğim gibi metafaz safhası amniyosentez fotoğrafın çekilmesi de karyotip dediğimiz olay. Bir de DNA miktarı ve kromozom sayısı ile ilgili sorular karşımıza çıkabilir. DNA miktarı ile başta sonda bir fark yok zaten. Mitoz bölünmeden bahsediyorsun. DNA miktarı da değişmez. Kromozom sayısı da değişmez. X ile başladın, X ile bitireceksin. X ile başladın, X ile bitireceksin. Ama nerede hangi işler meydana gelecek? Şimdi DNA miktarı dediği zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 falan gibi bir rakam söyledi. Bu hücrenin 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'lik bir DNA'sı vardı. DNA eşlenmesi gerçekleştiği zaman rakamın ne olması lazım? 2 katına çıkması lazım. Yani bunlar kromozoma dönüştüler. 2 katına çıktı. 2 katına çıktıktan sonra ne zamanki sitoplazma bölünmesi gerçekleşti? Her hücre yarı DNA'yı aldı. O zaman kromozom şey DNA miktar tekrardan yarıya indi demektir. Kromozom sayısı ise biraz daha farklı bir kavram. Kromozom ne zaman oluştu? Bizim e, DNA'mız eşlendikten sonra profaz evresinde kromozomlar oluştu. Profaz evresinde senin 46 tane kromozomun vardı. Anafaz evresinde iki katına çıktı. Hani az önce 12'lik saymıştım ya. O yüzden her çıkan parçaya da kromozom ismini verdiğimiz zaman orada çıktı diye kabul edeceksin. Stoplazma bölünmesi gerçekleştiği zaman tekrardan da yarıya inmiş olacak. Grafiksel sorular içinde göstermiş olayım. Hemen toparlayalım mitozumuzu bitirelim. Bir hücreden iki tane yeni hücrenin oluştuğu bölünme şeklidir. Eşeğisiz üremenin temelini oluşturacak. Çünkü oluşan hücreler birbirinin ve ana hücrenin aynısı. Kromozom sayısı asla değişmedi. Mitozuyla oluşan hücre sayısını da 2 üzeri şöyle n ile gösterebilmemiz mümkün. Yani sana dedi ki bir hücre ardarda arda 5 mitoz geçiriyor. 2 üzeri 5'ten 32 hücre oluşur diyeceksin. Şöyle yapacaksın bir hücre. Birinci bölünmeyi yaptı iki oldular. İkinci bölünmeyi yaptı dört oldular. Sakın başları saymıyorsun. Yani iki üzeri ikiden iki bölünme yaparsa dört tane yavru hücreler şeklinde yapacaksın. Oluşan yavru hücrelerin hacmi ve organel sayısı farklı olabilir. Buna da düşmüyorsun. Şimdi bir tane hücreydi. Bu hücreden iki tane yavru yeni hücre oluştu. Bu, tabii ki DNA aynı olduğu için bu ikisi birbirinin fotokopisi gibi. Ama atıyorum bunun içerisinde sekiz tane ribozomu vardı, iki tane ribozomu burası aldı, altı tane plisi burası aldı. Sayısı değişebilir. On tane mitokondri vardı, üç mitokondriyi burası aldı, yedi mitokondriyi burası aldı. Sayı değişebilir. Ama çeşit değişmez. Burada da mitokondri, burada da mitokondri, burada da ribozom, burada da ribozom olacak. Aynı mantıkta, ...sitoplazma miktar da değişebilir, hacim de değişebilir. 10 litresi toplazması var. dördünü burası aldı, 6'sını burası aldı olabilir. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Organel çeşidi, kromozom sayısı, DNA miktarı değişmez. Ama o e, çeşidi değişmez, sayısı değişkenlik gösterebilir. Hemen sorularımıza gelelim bitiriyoruz. Mitozun profaz evresinde olan hayvansal bir hücrede olaylarından hangileri meydana gelir? Şimdi profaz evresinden bahsettiğimiz zaman kromozomlar kromatin ipliğe dönüşür demişiz. Sanki tam tersini dememiz gerekiyordu. Kromatin ipliklerin kromozoma dönüşmesi gerekiyordu bu gitti. Sentrozom eşlenire asla düşmüyorsun. Sentrozomun eşlenmesi hangi evrede gerçekleşecek? İnterfazda. Çekirdekçikler ve çekirdek zarının kaybolması ise profazda gerçekleşiyor. Meydana gelir dediğimiz için cevabımız yalnız 3 oldu. Gençler yukarıda verilen hücrelerden hangisi mitoz geçiremez diye sormuşuz. Epitel hücrelerinin mitoz bölünme yeteneği oldukça fazladır. Olgun al yuvar hücreleri çekirdeklerini kaybediyorlar unutma. Olgun dediği için bunların bölünme yeteneği yok. Karaciğer hücresi de sorularda çok çıkar. Bölünme yeteneği fazla olan hücrelerdir. O yüzden cevabımız yalnız 2 yalnız oldu konuşamadım bugün. Mitoz bölünme sonucu oluşan iki hücrede verilenlerden hangileri kesinlikle aynıdır? Mitoz sonucunda oluştuysa kromozom sayısı kesinlikle aynı olmak zorunda. Onda mitokondri varsa bunda da olacak. Onda ribozom varsa bunda da olacak. Organel çeşidi de asla farklılık göstermez. Organel sayısı değişkenlik gösterebilir. Sitoplazma miktarı değişkenlik gösterebilir. Kesinlikle aynı olanları sorduğu için cevabımız 1 ve 2'ye düşmüş oldu. Soruları biraz fazla koymuşuz. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde hücre bölünmesiyle yaralanan dokuların tamiri gerçekleşebilir? Hüc hücre bölünmesi tek hücrelilerde ve çok hücrelilerde farklı iş yapar. Şimdi tek hücreli bir canlıyı düşün. Adam zaten bir hücreden meydana geliyor. Hücre bölünmesini gerçekleştirdiği zaman aslında üremiş demektir. Birey sayısını arttırmış demektir. Ama çok hücreli bir canlıyı düşün. Hücre bölünmesi yaptığı zaman büyümüş ve gelişmiş anlamına gelir. Yani üremiş anlamına gelmez. O zaman tekrar soruya baktım. Aşağıda verilen canlardan hangisi hücre bölünmesi ile yaralanan dokularının tamirini gerçekleştirebilir? Amif tek hücreli hücre bölünmesi yaptı üredi. Öglena tek hücreli doku moku ne alaka? gitti. Paramesyum tek hücreli doku falan olamaz gitti. Metanojenik arke, arkeler tek hücreli gitti. Şapkalı mantar dediğimiz zaman çok hücreli bir canlıdır. Doku oluşumu tabii ki söz konusu. Tek hücreliler doku oluşumunu gerçekleştiremez. Gençler dediğim gibi o rakamsal sorulardan iki yani eşittir 22 kromozomlu bir hücre art arda 3 mitoz geçirmiş. Şimdi 3 mitoz geçirirse kısadan hesaplattıracağım ama şuradan hemen göstereyim yanlış yaptığınız bir yeri de göstermiş olayım. Bu birincisi. Yani 2 üzeri 1'den kaç hücre oldu? 2. İki. İkinci mitozu yaptı. 2 i̇ki üzeri 2'den kaç tane hücre oluşacak? 1 2 3 4 tane hücre oluşacak. 1 2 şunları da gerçekleştirdiğini kabul edersek hemen hızlıca çizmiş olayım. 2 üzeri 3'ten kaç tane hücre oluşacak? 8. Bazen bunu yapıyorsunuz baştan sona saymaya çalışıyorsun. Hayır bu hücre artık buna dönüştü. Bu da gitti. Bu da gitti. Sonuncuyu sayacaksın. Yani 3 mitoz geçirirse 2 üzeri 3'ten 8 tane hücre oluşur oluşan toplam hücre sayısı kaçtır? Senin yapacağın sayı 2 üzeri 3, 8 işaretledin. Oluşan bir hücrenin kromozom sayısı kaçtır? Mitoz bölünmeden bahsediyoruz. 22 kromozomlu bir hücre olduğuna göre mitozda da kromozom sayısı değişmediğine göre oluşan her hücrenin kromozom sayısı da 22 olacak diyelim. Gençler Hemen bir tane de kanserle ilgili soru çözelim. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Bazı kanser türlerinin tedavisinde kemoterapi denilen yöntem kullanılır. Evet kemoterapi de radyoterapi de kullanılan yöntemlerde. Kanserli hücrelerin vücudun diğer bölgelerine yayılmasına, kana geçmesine mesela metastaz deniyor. Kanserli hücreler yüksek oranda farklılaşma özelliğine sahiptir. Evet bunlar farklılaşıyorlar, söz dinlemiyorlar, iş yapmıyorlar. Ee, o yüzden zaten ismi kanserli hücreler. Kanserli hücrelerde solunum tepkimeleri gerçekleşmez. Eğer solunum tepkimeleri gerçekleşmeseydi keşke kanserli hücreler ölü hücreler olurdu. Yani bize bir zararları dokunmazdı. Tabii ki solunum tepkimeleri gerçekleşecek. DNA işlenmesi sırasında meydana gelen mutasyonlar, X ışınları, radyoaktif maddeler tabii ki kanserleşmeye sebep olabilir. Gençler böylelikle 3 maddede hücre döngüsü ve mitoz konusunu anlatmış olduk. Hemen ÖSYM sorumuzu da aşağıdan çektim getirdim. Bakalım orada neyi sormuşuz. Aşağıda hayvansal bir hücrenin mitoz sırasında meydana gelen bazı olaylar verilmiştir. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmiş. Buna göre belirtilen olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor. Hemen yazalım. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması ana faz evresindeydi. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi metafaz evresindeydi. Çekirdek zarıt yeniden oluşuyormuş. ha O zaman telofazdan bahsediyoruz. İyi ipliklerinin oluşmaya başlaması ise profaz evresiydi. Sıra neydi? İnterle, interfaz. Profesör Mete'nin anası telefon saç, satacakmış. O zaman ilk hangisinin gerçekleşmesi gerekiyor? Profesör, metafaz olduğuna göre 2 ile gitmem gerekiyor. Anası telefon satacakmış dediğimize göre de cevabımızın Denizli'ye düşmesi gerekiyor gençler dediğim gibi 3 maddede hücre döngüsü ve mitozu anlattık. Mayoz videosunda mitozla mayozun kıyas sorularını vereceğim. Genellikle ÖSYM mitozla mayozun kıyaslamayı çok seviyor. O yüzden önce bir mitozu anlatayım, mayoz videosunda sıralamayı veririm dedim. Geçen haftanın ödüllü sorusunu da hemen çözelim. Aşağıda verilen Hayvanlardan hangisi yavrularını sütle beslemez diye sormuşuz. Yavrularını sütle beslemesi için memeli olması gerekiyordu. İneğin kafadan memeli olduğunu zaten biliyorsunuz. Kirpi derisi dikenli asla değil memeli bir canlıydı. Yarasa memeli, balina memeliydi. Suda yüzmesi yavrusunu sütle beslemeyeceği anlamına gelmez. Ama penguene baktığımız zaman penguenler kuştu. Yani yavrularını sütle beslemeyen canlılar oluyordu. Gençler hemen bakayım bizim İK serimizden de hocam gösterin ödevlerimizi nereye çözmemiz gerektiğini söyleyin diye yazmışsınız. Hemen bakıyorum onlardan da bahsediyorum yeni ünitemize geçtik. Daha doğrusu dokuzuncu sınıf konularını bitirdik. TYT'nin tam yarısını bitirmiş durumdayız. İlerledik yarısından da. Hücre bölünmeleri ve üreme çeşitlerine geldik. Hücre döngüsü, bunun evreleri, onun kontrol noktaları bizim artık geçtiğimiz kısım olacak. Yani sayfa 92'lere geldik. Kitabımızı neredeyse yarıladık. Yarılamanın da önüne doğru geçmiş olduk. En sonunda TYT deneme testleri de var. O yüzden de şöyle bir baktığımız zaman 92-93 oradaki soruları çözebilirsiniz. Özellikle şekilli kıyaslı sorulara dediğim gibi dikkat edin. Çok fazla derecede karşımıza o tarz sorular çıkacaktır. Bundan sonraki videomuzda da eşeğsiz üreme çeşitlerinden bahsedeceğiz. Eşeğsiz üremeyi hangi canlılar yapıyor? Hangi olaylar meydana geliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Gelelim bu haftanın ödüllü sorusuna. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.